Herkese merhabalar. Bugün 14 günlük yoganın temelleri programının 3. gününe geldik. Dün yoğun bir şekilde çalıştırdığımız kalça ve bacak kas gruplarını esnetiyor olacağız ve yumuşak bir akış uygulayacağız. Kalça ve bacaklar bedenimizdeki en büyük kas grupları. Açılması oldukça fazla zaman istiyor ve sabır, emek gerektiriyor. Aynı zamanda yoga geleneğinde kalçalar olumsuz ve bastırılmış duygular için bir depolama alanı olarak görülüyor. Yani evinizde atmak istediğiniz, görmek istemediğiniz şeyleri attığınız bir çekmece olarak düşünebilirsiniz. Kalçaları açmak hem bize fiziksel anlamda bir alan yaratıyor. Bu da yeni yolların, yeni fikirlerin oluşmasına yardımcı olabilir. Hem de belki bir süredir karşılaşmak istemediğiniz bazı duyguların açığa çıkmasına sebep olabilir. Hazırsanız başlayalım. Dört ayakta başlayacağız. Ellerin ve dizlerin üzerinde. Eller omuzların altında, dizler kalçanın altında, kalça genişliğinde açık olsun. Ayak parmakları takılı. Şimdi sağ dizinle yuvarlaklar yapmaya başlayarak sağ kalçayı açacağız önce. Sağ dizini koltuk altına doğru çek. Sağ tarafa doğru aç ve arkadan içeriye doğru daireler yapmaya başla. Hareket kalçandan olsun. Yani diz eklemi oynamıyor. Sadece dizinle büyük daireler yapar gibi. Ve nefesini de kat buradan. Nefes alırken açıl. Nefes verirken içeriye doğru gelsin bacak. Diğer taraf dışarıdan içeriye doğru. Geriye, dışarı ve içeri. Üç kez yaptıktan sonra sağ dizini yere getir. Sağ ayak parmaklarını tak. Sol dizini karnına doğru çek. Sol tarafa doğru aç ve soldan daireler yapmaya başla. Üçüncü kez tamamladıktan sonra tam tersi geriye doğru uzat. Dışarıdan içeriye doğru. İki dizini de yerleştirme atın üzerine. Sağ bacağını geriye doğru uzat. Sağ topuğunu geriye doğru it. Dizinin arkasını tavana doğru yükselt. Ve sağ ayağını sağ tarafa doğru aç. Sağ ayağın sağ kalçanla aynı hizada olsun. Ayağının tabanı tamamen yerde. Sol ayak parmakları takılı. Kalçayı topuğuna doğru uzat. Başının gövdenin ardını yere doğru bırak. Sağ ayağının dışıyla yeri kavra. Başını kaldır. Dört ayağa gel. Sağ dizini yere getir. Sol bacağını geriye doğru uzat. Ve sol topuğunu geriye doğru it. Dizinin arkasını yukarıya doğru uzat. Uyandır arka bacakları. Ve sol bacağını sol tarafa doğru aç. Sol ayak tabanın tamamen yerde olsun. Kalçaların üzerine otur. Burada hem sol kasını hissedeceksin. Sağ ayak tabanı. Yavaşça yüksel. Ellerin ve dizlerin üzerine gel. Dizlerini sıyır. Kalçayı yukarı ve geriye doğru it. Aşağı bakın. Sağ ayağını sağ elinin içine yerleştir. Sol dizini yere getir. Şimdi dün uyguladığımız Anjaliyasana pozunun bir varyasyonunu yapacağız. Biraz daha kalçalara odaklı. Elleri kalçaya yerleştir. Gövdeyi kaldır. Buradan yapmıştık pozu dün. Şimdi kalçaların ağırlığını biraz daha ileriye doğru bırak. Yani bugün sağ dizin ayak bileğini geçebilir. Sol ayağının üstünü de yere getir. Ayağının üstüyle yeri it. Kalçaları ileriye doğru uzatmaya devam et. Kolları yukarıya doğru kaldır. Burada hem sol üst bacağının ön tarafında quadricepslerle hissedeceksin. Hem de sağ kalçada bir açılma. Göğüs kafesini yükselt. Ellerini yere getir. Sol ayak parmaklarını tak. Ve sağ topuğunu yere itip sağ bacağı düzleştir. Sağ topuğun üzerine yüksel. Göğüs kafesini ileriye doğru uzat.
Şimdi burada topuğun üzerine oturmuyorum arkada. Kalça yukarıda ve geride. Ve iki leğen kemiğin de matının önüne dönük olsun. Yani kalçaları matının önüne doğru eşitle. Sağ ayak parmaklarını kendine doğru çek. Sağ arka bacağında hamstringlerde hissedeceksin. Yavaşça ileriye doğru yürü. Sol dizini kaldır. Sağ bacağını gönder aşağı bak. Sol ayağını sol elin içine getir. Sağ dizini yere yerleştir. Göğüs kafesini ileriye doğru aç. Elleri kalçaya getir. Kalçaların ağırlığını ileriye doğru bırak. Sağ ayağının üstü yerde. Önce kalçalarının yere ve ileriye doğru köklenmesine izin ver. Yani ağırlığını artık yere doğru bırakıyorsun. Bir çökme hali değil, bırakma hali. Kolları yukarıya doğru kaldır. Hala merkezindesin. Yani daldın, kendini yere doğru bıraktın bir yer değil. O farkındalığı tutarak yumuşadığın bir yer. Ellerini yere getir. Kalçayı yukarı ve geriye doğru uzat. Sol bacağını düzleştir. Sol topuğuna yüksel. Arkadaki ayak parmakları takılı. Göğüs kafesini ileriye doğru uzat. Sol ayak parmaklarını kendine doğru çek. Omurga uzun. Yine üst gövde yere doğru ağırlaşmasın da ileriye doğru uzat. Biraz daha aktif. Uzadığın bir yer. Yavaşça öne doğru gel. Sağ dizini sıyır. Sol bacağını gönder aşağı. Şimdi benim en sevdiğim poz. Bunu her gün yapabilirsiniz. Gerçekten çok faydalı. Sağ dizini karnına doğru çek ve sağ alt bacağını iki elin arkasına getir. Sol dizini yere yerleştir. Pigeon, güvercin pozu. Şimdi burada dikkat edeceğin şey, sağ dizin kalçandan daha geniş ve açıkta. Yani dizin göğüs kafesinin ortasında değil, sağ el bileğinin biraz daha dışında kalıyor olacak. Sol omzundan geriye doğru bak. Arkadaki ayağı da kontrol et. Bacak düz, yani dizinle topuğun aynı hizada ve topuğun tavanı göstersin. Yani uyumuyor olsun ayak, sağ veya sol tarafa doğru düşmesin de aktif bir şekilde yukarıya doğru it. Ellerinin parmak ucuna yüksel. Elleri kalçanın yanına doğru al. Göğüs kafesini yükselt. Ve yavaşça dirseklerin üzerine yerleş. Yine kalçalar sağ veya sol tarafa doğru çökmüyor. Yine merkezindesin. İki leğen kemiğinde matın ilerisini gösteriyor. Ve sağ kalçayı yere doğru yumuşat, ağırlaştır. Ve kalçaların bu duyguları tutmasının sebebi aslında verdiğimiz tepkiler, farkında olmadan verdiğimiz tepkiler. Ve bunların hepsi kalçalarda birikiyor. Çünkü beden kendi koruma altına aldığında kalçaları sıkıyor. Savaş ve kaç refleksi yüzünden. Dolayısıyla kalçalar biz farkında olmadan bu verdiğimiz tepkilerle sürekli kasılıyor. Dolayısıyla kalçaları açmak hem bu duyguların açığa çıkmasını hem de buradaki sıkışıklıkların rahatlayarak bize hem duygusal hem fiziksel anlamda rahatlatmasını sağlıyor. O yüzden varsa bir direnç fark et, o dirence karşın biraz daha kabullenici bir tavırla yumuşamaya çalış. Yavaşça ellerin üzerine gel. Sol dizini biraz öne doğru taşı. Sol dizini sıyır. Sağ bacağını gönder aşağı. Eminim fark edeceksiniz sağ ve sol bacağın arasındaki farkı. Ve
Yavaşça sol taraf için sol dizini karnına doğru çek. Sol alt bacağını iki yerin arkasına yere getir. Sağ diz yerde. Bir kez daha hiza için sol dizin kalçandan daha geniş açıkta olsun. Arkaya doğru bak. Sağ dizinle topuğun aynı hizada. Topuk tavanı göstersin. Ellerinin parmak ucuna yüksel. Geriye doğru gel. Gövdeyi yükselt. Ve yavaşça dirseklerimize gel. Tabii ki bu duyguları tutan, bu depoyu açmaya çalıştığın zaman bir direnç oluyor olabilir. Onu orada tutmak için. Ve bu dirence karşı koyduğumuz zaman, yani zorladığımız, ittiğimiz ve bu direnci kabul etmeyip daha ileriye gitmeye çalıştığımız zaman tam tersi bir sonuç elde ediyoruz. Yani açılmayı sağlamak yerine kapanma. Dolayısıyla varsa bir direnç kalçalarında, üst bacaklarında, onu zorlamak veya itmek yerine kabul et. Ve bu kabulleniş, farkındalık hali zaten belki biraz daha yumuşamana yardımcı olacak. Çünkü yogada amacımız hiçbir zaman biraz daha ileriye gitmek, daha da derine gitmek, daha da zorlamak değil de olanı fark etmek. Çünkü bunu fark ettiğin zaman zaten o ilerleme oluyor olacak. Yavaşça ellerin üzerine gel. Sağ dizini ileriye doğru al. Dizini sıyır. Sol bacağını gönder aşağı. Dizlerini yere getir. Bir oturuşa gel. Sırt üstü yatarak devam edeceğiz. Yavaşça uzan. Dizlerini karnına doğru çek. Dizlerini omuzlarına doğru arala. Bacaklarını aç. Ve işaret orta parmağınla ayak baş parmaklarından yakala. Ayak tabanlarını tavana doğru aç. Bunu yaparken kolların, dizlerin, dirseklerin, dizlerin içinde kalıyor olacak. Ve omuzlarını yere doğru ağırlaştır. Omuzlar yukarıya doğru yuvarlanıyorsa biraz daha yere doğru rahatlat. Kalça yukarıya doğru yuvarlanıyorsa biraz daha yere doğru yumuşat. Ve kuyruğunu, kuyruk sokumunu matın ilerisine doğru uzat. Yani omurgayı yay matın üzerinde. Dizlerini koltuk altlarına doğru çek. Sanki yere doğru dokundurmak ister gibi. Happy baby. İçinden geliyorsa sağa sola doğru sallanmak, sallanabilirsin. Yavaşça sabit bir yere doğru gel. Topuklarını kalçalarına doğru düşür. Dizlerini ortaya doğru kapat. Ayak tabanlarını yere getir. Ayak tabanlarını birleştir ve dizlerini iki yana doğru aç. Topuklar kalçaya yakın. Supta Baddha Konasana. Eller üst bacaklarından kasıklarına yakın. Ve yine bacakları aşağıya doğru çekip zorlamak yerine ellerinin yardımıyla yumuşamalarına, yere doğru ağırlaşmalarına izin ver. Artık gözleri kapatabilirsin. Ve nefeslerini kalçalarına, kasıklarına, üst bacaklarına doğru gönder. Kalçalar iyice yumuşasın, yayılsın matın üzerine. Başta ellerini üst bacakların dışına doğru kaydır. Bacaklarını ortaya doğru kapat. Dizlerini karnına doğru çek. Başta sağ tarafa doğru çevir. Sağ kolunu geriye doğru uzat. Üst kolunu başının altına yastık yap. Ve yavaşça sol elini yere itip yüksel. Bir oturuşa gel. Teşekkür ediyorum bugün benimle pratik yaptığın için. Yarın görüşmek üzere. Namaste.